Selamlar arkadaşlar, Peskin Minyonurd'un peşli son sürümlü haliyle Jose Mourinho ile kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Trabzon derbisi var. Gündüz maçı verme kardeş ya. Derbiyi niye gündüz maçına veriyorsun? Sen nerenin sapığısın ya? Ege'ye ne oldu amına Muslera'da? Oğlum Arda, üçümüz aynı mekana mı gittiniz? Ne yaptınız amına? Ödeyemeyeceğiniz bir hesap mı geldi ama? Tüşlü. Zeko. Ulmer'i koy. Ulmer gaza gelmiş. Rodene'yi de gaza gelmiş. İyi oynamını. Yani yüksek gaza gelmekten ziyade şu parıldayanlar şey de Ege'yi yedekten de çıkarıyorum. Galecimiz atılmaz inşallah. Çağırasan gel lan. Let's go. Lan Messi. Everybody has been attracted to it. It has been the talk of the town. And the buses have been packed up. The buses lining up outside. Coaches have carried thousands of away supporters here too. And all of it adds up to make a terrific and crackling atmosphere. The match, I think, will be quite a spectacle. This gloriously imposing arena, absolutely picture perfect for a game of this nature. Just joining us, we are already on the way. Now it's Messi. Cajolu. Shot a goal! Lan! Ay direğini. And here's Messi. A buccaneering run from the great. Ha sokacağım direğini ama artık ha. Forward it goes. Great strength, too strong for his opponent. Messi, big chance. It's good distance on it. Decent strike, kept it fizzing low. That will go straight through to the keeper. And it's been taken straight back. Castledine. Yeah, he's fouled him there. Hold on. I think it's been a very impressive defensive effort. They've never been broken down and contained the opposition attack extremely well. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. The action has already resumed here.
Fenerbahçe clearly have been the better side for me. Yeah, I know the score doesn't quite reflect it, but if they go about their game in the same manner as the opening 45 minutes, things really should improve. Kajolu, goes for goal! And in it goes! And you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training ground because it took them seconds to get the ball from the ball. They really commit forward in numbers too. It was all very well drilled. Fenerbahce, draw first blood here. Well, whatever the manager said in that dressing room at half time, it's been a treat. Cuts it out, and back to base. Big one in. Very well to intervene. Noyan seems to be a long way. Kajolu. Play for a goal kick. Fenerbahce making consecutive changes here. He spotted the run and played it as a pod. Just brushed off the ball there. This could fall anywhere. Should have been made to pay. Changes on both sides, actually. Oh, smart save. Modric plays it in, and he's there to cut it out. This is good ball retention, and it should be enough from here, but they want to double their advantage. Trabzonspor making another change here. Well, he's worked so hard for his side, as you would expect, but you couldn't help notice that he was starting to labour a bit, so it's no surprise. Kajolu. Down by a lack of accuracy. There's only one word for this. It's baffling. That team needs to figure out where the ball needs to be, and it's not there. Time is up. Terrific contest. It really might have tipped. Ofansımızda ciddi bir körelme var gibi ya. Hadi diğer maçlar neyse de ligde de bu kadar gol bulamamamız bir şey var. Oğlum takım güçlendikçe oynama şeyiniz mi düşüyor bunu? Birbirinize de alışıksınız. 90-95'ten aşağı takım ruhu da olmuyor genelde. Ne yapıyorsunuz anlamadım ki ben sizi ya. Hadi yorgun, argın, kondisyonsuz falansınız diyeceğim. O da yok. Allah Allah. Var bir şey de çözemedim. Ben senin kadro seçimini. Thank you.
Vallahi neredeyse full yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktık. Yarak gibi bir kadro aslında baktığında. Ne gündüz ya. O içeride mi lan yine? Well, Istanbul is a truly unique city, and here is the meeting of East and West, Asia and Europe, and the two parties from either side of the representing the respective sectors of this historic city. Galatasaray European, Fenerbahce Asian. It is referred to as the Intercontinental Derby, and they say it is amongst the most ferocious rivalries in European football. Like many derbies, the origins are complex, the history goes way back, but football is at its core, and that, of course, is a high-stakes business these days. This will be fiery. This place simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, so much passion whenever football is played here. It is without question, based on and Arnautovic! He's done very well to get to that. Arnautovic simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance. Been cleared. Cut out in the nick of time. Galatasaray, a lot of games just lately. Squad rotation or tinkering start to become prevalent at times like this. Absolutely. I think nowadays the science that goes on behind the scenes can tell a manager who's in the best shape, so he can use that information now to juggle his squad. Hocam adam bizim adamın yüzüne vuruyor. Amına kudumu yerinde. Biz bir şey yapacak olsak en ufak bir şeyde garı gibi ağlıyorsun. Hemen laciverte boyayacağım şimdi. Çıktı surat. Dağıldı amına koyayım surat. Anlım ortaya o şeye çıkmasan reis bir bok yok amına koyayım. Adam tutuyor abi ya. Good run, ultimately thwarted by an astute piece of defending. Crowd appreciates good football all round there.
And for a moment, time stood still. Well, the work rate to win the ball back was fantastic, and it set up the opportunity. That's a great effort. Tadic takes a run onto it. And that'll be the final action of the first half. Both sides have drawn blanks. Vallahi yedekte öyle çok da ağım çağım adamlar da yok ya bakalım. Allah filan gayet güçlü herif ya. Modric ayağına sokabilir miyim ya? On the touchline, a change about to occur. Dzeko heads it! It's good distance on it. The changes then in quick succession. Iniesta, Dzeko, he's gone for it! Fenerbahçe making another change here. Oh, surely! Turns and goes back. Marrakis! Keeper's not concerned by that. Well, Peter, he clearly felt he was being invited to shoot, and it wasn't the worst decision he could have made. Dzeko battles to win it back. Shapes to shoot! A great save, real class. Dzeko really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. It back. Arangis chooses to go back. Ben Yedda. Arangis. And through to the goalkeeper. Oh, it's Icardi. He's away. Good challenge. He just stood firm. Icardi just doesn't give up. You just know he'll be in there again before long. Yeah, the confidence we can admire. The decision making, we can't. Oh, that is asking for trouble. He's got the ball, he's got the space. Trying to get there. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for Gene Dzeko kurtardı götümüzü anlamı olayım. There really isn't much time to get a goal back now. Talking about drama. It has to be said, an absolute gift. Fenerbahçe has made their breakthrough, so can they build on it? Almost there, and the players can feel it. And he's there to hoof it away. But with time running out, they have to get the ball in the penalty box. If it means a long punt, then so be it. They've got to give themselves a chance. Sanchez. Defense has got rid of that. Ey Allah'ım ya kardeşim, offside vereceğin niye zamandan çalıyorsun göt müsün? Referee looks at his watch and blows his whistle. Fenerbahçe hit it by the only goal. Result, no question, the most important thing. Beyler bir kendinize gelin, sokacağım ha. Ne lan bu sincap gibi amına, birer birer kazanıyoruz.
Sokacağım kondisyonumuza da sizin moralinize de. Kendinize gidin götler. Hadi siktir git ölmüşsün amına koyayım, hala ne kadroda duracağım diyor şu. Kuske sen de siktir git lan. Kendimi oynamayı şey görüyorum diye böyle böyle yaram kürem açıklama yapıyor. Yararak oynatıyorsun sanki bok yiyorsun. Yürü git. Mesele olur çocuğu. Tabi forvet ben miyim amına koyayım? Fenerbahçe can do it tonight with a win. 3 points would make them safe into the knockout stage. A chance to prolong their stay amongst Europe's elite clubs. Don't need to worry about lack of support. Really well represented on the night. The faithful have turned out in good numbers. One glance and you know where we are. It is one of the most recognizable arenas for the beautiful game in the world. Oğlum amına koyayım ben senin balde miydi neydi o gerizekalı topu sektirmenin sırası mı lan? Tertemiz top geldi, 300 topu sektirdi, o şeyle de vurunca top saçma sapan bir yere gitti ama. These players will be driven by the need to get the job done. I think for reputations, finances and prestige, this is a very, very big deal. Just joining us, we are already on the way. Who do you think this turns on, Jim? Who else got PLS? I don't need to tell anyone what he's capable of. Some critics don't rate him as the best player on the planet. That's because the Argentinian, for me, is on a different planet. Yeah, the easiest way to make a difference is to score, so no argument there. Messi. Messi attı bir çıngırsan göt. That's the way you go about things if you want to qualify. It's superb. Just brushed off the ball there. He's made sure that that won't get through. Neyse bir şey demiyoruz ya. Loses his balance and loses the ball. And it's played forward and very well to intervene. Henriks plays it forward. Forward. What does he try from here? He's off on a marauding run. Away from immediate danger. It's the whistle for half time. So there you have it. Post-sport half of football. Sport had its moments. Ultimately produced just one goal. A decent game up to now. Well, you obviously have to give credit to the front end for the half-time lead, but I think the midfield can really pat themselves on the back too. They work tirelessly for me. Fenerbahçe leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. The action has already resumed here. Fenerbahçe just about have their noses in front. Battles to win it back. That's clear cut. It's a free kick. Managed to get it away. Good running
with the ball. Can they build on it? Is it out of harm's way? Run down the right. Where could this lead? Oh, and the shot! Leipzig are making a change now. Danger averted for now. Messi gets up to head it. Oh, that's a terrific save from the keeper. The keeper really dug out his defence then. A magnificent effort. It goes long. Elmas is onto it and can take it off. Direğini de. Looking for a decent ball in. He's fouled in there. There could be trouble here. Adam indiriyor bizi, uyarıyor ya. It was deliberate, it was cynical. He's gone direct. Kral geri döndü. Dağıl. O kadar şiddetli vurduk ki amına koyayım, galeci tutsa bile içeri düştü topumuz. Siktir iç lan. Kafa atacağım şimdi anama. Ben sokayım. Çıktık. Sakatlanmış bu. Allah'ın cünübeti. Bu kadar herkesin kondisyonu yüksek, gaza gelmiş ve şeyleri de iyiyken bilmiyorum artık gol atabilir miyiz amına koyayım. Lan birer gidiyoruz kaç maçtır ya. Şimdi bu videoda da Trabzon'la girdik. Galatasaray'ı oynadık. İki maçta 1-0 1-0 bitti. Şampiyonlar Ligi maçını oynadık. Bir orada 3 atabildik az önce işte Leipzig'e. 0 şimdi de Beşiktaş'la oynuyoruz. 4. maç. 5. maç artık kim denk gelirse. Derbiler tükendi. Zira Türkiye Kupası maçlarında çok önemli denk gelmiyor. Yeniyorlar herhalde. Büyük ihtimalle 5. Şampiyonlar Ligi maçı gelir. 4 maçta çıkabildik gruptan 10 puanla da. Ben ama sahtekarsın, hemen atıyorum kendimi.
but in games like this, that might not mean an awful lot. Whatever happens here, it is always historically hotly contested. Pressure of expectation, pride in colours, and passion of support laid bare. One glance and you know where we are. It is one of the most recognisable arenas for the beautiful game in the world. And boy, does it add to the occasion. He's good for it! Cleared without complication. Dzeko. Oh, shooting chance! Yine ne olursa olsun her türlü Dzeko arkadaşlar. Take the lead. Yeah, this is also a chance to see what happens to their level of concentration from here. Going for goal! Oh, Iniesta kayarak attı bunu. Yakışır reis. In double quick time. Pretty simple finish in the end. What do you think, Jim? That's just a great finish, but it's down to very clever movement. You can see this has been obviously worked on the training ground. He knew exactly where to get the ball, and it all came good. So that's two now without reply. Well, unsurprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Good challenge. He just stood firm. Iniesta. Well waited. Allah cezanı Messi ya. Messi finds himself offside. Deftly done. Fenerbahce, one of the league's top scorers, formidable in front of goal. Tries a shot! Neyse, en azından ilk aşıyı kaydığımız herifin en azından birazcık kafasını karıştırdı. Difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Tries to dig it in. It's a promising ball. That is as far as they're going to go. Amati finds himself eased off the ball. And it's Tadic. Good ball. Modric emin ediyorum yaratık gibi ya. The invitation. And it's half time here. Well, there's plenty that can be said about the last 45 minutes, but one thing that cannot be said is that it's dull. One-sided, yes, but packed with excitement. This looks well and truly sewn up already, Peter, but please feel free to forget what I've just said if there's a spectacular turnaround. Fenerbahçe very much in control here, three up and cruising. And we're already back on the way here. Ah, oh, he's giving it away. Ah, oh, now some movement on the bench, and we are going to see a change. Dzeko is being withdrawn here, but he's certainly made his mark. Yeah, he'll get a good ovation for his contribution. I'm not so sure why he's leaving us, though. There's no obvious sign of injury or fatigue. Tries to get it forward quickly. Has a hit! And here's Messi. Can he get the shot away? He's the real chance! It is no contest. It is a landslide. A high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Fenerbahce totally rampant here. They're actually not getting too tight, which is interesting. It's probably cautionary. Don't dive in, try to pinch it or intercept so nobody can get in behind. Going through. It's in and that looks to be very much like an own goal. Ben aslında pas vermeye çalıştım ama gol oldu ama. Oh,
it's terribly unfortunate for them, and maybe we can attribute that to a loss of focus. Fenerbahçe, some help from Lady Luck there. They all count. Dicks one in. Gets into some space. And that's been lever clear. Well, decisiveness has deserted them, Peter. They need precision, and it's sadly absent. And he's going long. It's the through ball. And he goes for goal! It's in! Well, just another one to add to what has already been an incredible haul. Beşiktaş'a kaldırdık. Listen, when you're on an invitation to improve your goal difference, why he's off? Both sides then taking this chance to turn to their benches. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Battles to win it back. Iniesta. More than happy to take the muscular approach. Bir tane daha sokacaktım da olmadı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Biraz da guştaş muştaş. Ya, yani birine patlamamız gerekiyordu. Beşiktaş'a patladık ama. Yedi şut çekti. Bir yedişin legali buldurmuş zaten. Biri gol olmadı sadece. Yazık oldu Beşiktaş'a. Avarajları sikildi hepsinden. Ki bizim genel olarak avarajımız da kötü. Yani attığımız gol çok düşük kaldı bu sezon. Zaten simülasyon olduğu için çok öyle gollü maçlar olmuyor. Birler, ikiler, üçler havada uçuşuyor da. Neyse. Oh, Belçika'ya çaktı bizimkiler. Helal lan. Ne oldu lan? Vay arkadaş, sonunda teklif geldi amına koyayım. Koca dönem bitti lan. Aklınız neredeydi? Pezemekler. Direkt hiç şey yapmadan yapıştırıyorum. Strict lan buradan. Oo, 4-2 siktiler Arjantin'de. Yani Şampiyonlar Ligi maçı denk gelecek 5. maç olarak. Oh, 1-0 attı. Yendiler onu. Dayı şu dışarıda ne koyduysanız ne bileyim hönkürüyor ya. 2-0 yeterli. Arabanın üstündeki şey fanıyım şamdım. Lan o nasıl bir ses anlamadım. Zagreb'le mi oynuyorsun? Ben bu Rus çocuklarıyla beraber kaldıydım değil mi? Umur okudum Zagreb'i. Siktir git lan direk gelen Avrupa'ya bile gitmem amına koyayım. Tecavüz etmeye çalışacağım direk. Ne yer? Şeymiş. Şunları bir yerleştirmem lazım. Yerleştiremezsek içimde kalacak ama. Bu yavşaklar zaten gruptan çıkmak istiyorlarsa veya herhangi bir şekilde Avrupa'ya gitmek istiyorlarsa saldırmaları gerekecek. Son iki maçları kaldı. Bir de benden sadece puan alabildikleri düşünülürse abanmalar lazım burada.
Fenerbahçe emerging for this crucial group game here. The tournament still in its relative infancy. It is already developing into quite a spectacle, and that, of course, is what you expect from this, the greatest of all the tournaments. It has been terrific stuff so far, so let us hope the trend continues here and now. So what a stage for the players to take of such an important game. Checo! Kaka, niye düşerek vuruyor amına koyayım ya? Weighed up the options and picked the wrong one. That was one quality pass away from being a very decent chance. Very promising. Dinamo Zagreb just had to make the ball stick, but came up short. Tadic. It's on Nautovic. Nautovic. Ya arkadaş, pasa basıyoruz. Okulumun çocuğuna gittik. Gayde diyor ya lan. Lan ben gaysem herifin. Neyse. Hey kardeşim, hey, Ferdi'yi geçersin ama. Başını geçersin hadi Ferdi'nin. Siktir lan şuradan. Position to make that interception. Yarmendi is not going to pass. Dzeko. Oh, it's on Nautovic. On Nautovic. Passes into the box. Good clearance and very necessary. Tadic. Amına koyayım Tadic ya, yetişecek mi topa, yemin ediyorum aklımızı alıyorsun ha. Bak yine vuracakken götünü. Ben bu Busquets'i satayım bari ya. Hiçbir bok yaramıyoruz bu çocuk. Ya kendimi iyi hissediyorum, oynadığımı düşünüyorum. İlk 11 oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum diyeyim de. Lan sen düşünme yarram ya. Just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Fenerbahçe can feel really happy with themselves. The scoreline doesn't back it up, but they've played with urgency. Oh, shooting chance! It's off target and by quite a way. Well, he did get himself into a good position. Something for bu salak mal mal kişileri sokmadan ben sokayım amına koyayım. Forvet'in ne iş yapacaklar? Ben yedere forvet aldı zaten. Çıkar şu gerizekalı tadı, hiç bir sikeye yaramıyor. Changes here. Two changes being made right now. And it's been taken straight back. Dinamo Zagreb are playing with a pleasing width here, especially that front line. Is it working for you? It's not movement for the sake of it. Yes, it is working for me. There's a purpose to create space. Forward it goes. Brushed off the ball there. Bob, senin amına koyayım vereceğin ara pasın. Geri zekalı geçirsen Kalecik Adeli'yle karşı karşıya kalacağız amına.
Sana kurut çocuğu ya. Ofansif orta olacaktı. Bu salağı da satacağım zaten de. Ulan ilk sezon aldığımız ilk oyunculardan biriydi amına kodumun. Ya bir insan hiç mi gelişmez arkadaş ya? Bu sefer sen de foul yapma. Hayret foul demedi ya lan. Yine gitti direğe vurdu ya. Oğlum siz... Ya ofanstayken kaleci ve direk odaklı gidiyor amına kodum. Topları defanstı. Yani genel olarak oyunun ortasında da hep rakip oyuncuya odaklı gidiyor. Paslar şeyler. Dinamo Zagreb have it back and they can go again. Could be a chance. That's a hit. Agi ne direk? Away from immediate danger. Look, this can still go either way. Kötü kaldıramıyor ki geri zekalı. There's still time for some head. Amına koyayım Ferdi'nin canı çıktı hala koşuyor ola. Bu aslanım benim ya. Yine göt soru ya. Herifler güya fark atacaktık. Yok arkadaş takımda o kadar gereksiz adam var ki. Oyunda işimizi zorlaştırıyor artık gitgide. Her türlü 82-83 ve üzeri adamları alacağız. Olmuş ya da olmamış. Amına koyayım geliştireceğiz diye imanımız gevriyor bu gerizekalı. Şuna bak ya. Lan Dinamo Zagreb'e gol atamıyoruz ya. Saçmalığını sikeyim amına. Amına koyayım şimdi beraber golünü yiyelim de tam olsun. Ikın spor yani başka bir şey değil. Yani. O yüzden yani tamamen olmuş, pişmiş adamları alacağız hani. Ortalaması iyi olan adamları. Yüksek ortalamalı adamlar. Yok altyapı yok, genç, gelişim, melişim ne olacak iş değil. İşte Bop'u aldığımızda 18 yaşında falandı. 21 ya da 22 oldu şimdi 4 yılda amına 4 yıl içerisinde. Pezevenk'i 77 falan aldık. 77-78 olarak. 81 olmuş 4 yılda. Ki Messi'yi falan takıma katıldı yani. Onların verdiği gelişim dopingleri falan 2-2,5 yıl oldu amına. Messi bile geçen yıl değil, önceki yılın ya ara döneminde ya yıl sonunda aldık. Öyle bile olsa her harikarda 2 yıl oluyor. Ara döneminde aldıysak zaten direkt 2,5 yıl oluyor. Herif kaptanken veya oynuyorken efsane bonusu veriyor yani. Kendi mevkisinde şey olarak veya oyun tarzı olarak hemen hemen herkesin deneyimini arttırıyor. Ekstra dopingli. Şeyi de arttırıyor. Daha ben ne yapıverem ben size yani daha nasıl katılacağınızı anlamıyorum. Bir de bu oyunu oynuyoruz. 2 maça 1, 3 maça 1 ilk 11 oynuyoruz. Hemen hemen her maçta yedekten giriyoruz. Nadir yani. Gelecek vadede. Bak Serhat'ın ikinci gelişimi açıldı amına koyayım. Diyoruz ya. İyi oynuyor zaten kendini belli eden herifler öyle oluyor. Ben yani kendimi yarattım oyuna koydum bilmem bir şey doping yani kendimi gayırdığımdan değil. Uyum zaten Türkiye standartlarında topçu olsak birçok gerizekalıdan kat be kat iyi topçu oluruz. Devamlı standart ve şey performans gösterince oyun şey yapıyor. Bu oyunun zaten geliştirildiğindeki ilk güzel tarafı oydu. Her 27 yaşına bile gelse patlama gelecek vaat ediyor deme ihtimali var oyunun amına koyayım sana. Bak. Deli dana gibi parlıyor amına koyayım. Asıl mevkim ofansif olsa 88. 88'in üstüne artık kasacak bir şeyleri. Top sürmem 99 olmuş zaten amına koyayım. 90'la mı 91'le mi ne başladıydık? Top sürme fullenmiş amına koyayım. Neyse. Burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yanına çıkan eklentilerden diğer videoları, eski videoları farklı oynatma sitelerine gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay.